karşılıklı birer puan aldı takımlar. Oyun başlangıcında ritimsiz başlamak, doğru topa sahip olamamak ve doğru yerleşememek ilk yarı bize problem yaşattı. Sonra penaltıdan geriye düştük ve kornerden bir gol attık, 1-1 bitti. İlk yarı bizim için sorun defansif olarak yoktu belki ama top kullanmada ve hareketsizlikte ve üretkenlikte problem yaşadık. İkinci yarı daha doğru topa sahip olmaya başladık. Belki iç sahada oynadığımız tüm maçların ikinci yarılarında takımın daha doğru oynuyor. Bu kez rakip takımın direnci ve savunma anlayışı bugün onların istediği gibi işledi. Diğer rakip alanda oynamamıza rağmen, oyunun bütününde topa daha fazla sahip olmamıza rağmen, daha fazla pas yapmamıza rağmen çok üretken olamadık. Bu kez dönen her topta atak yapma, rakibimiz savundu, kendi yer alanını savundu. Bugün baktığımızda oyunun pozisyon karşılığı olarak birer puan hakça duruyor. Sadece sanıyorum Cüneyt Hoca ve hakemlerimiz de iyi bir maç yönettiler. Sadece pozisyonu bir daha izlediklerinde bu penaltının ağır bir penaltı olduğunu görecekler. Çünkü rakibimizin bir kornerde bir korner taktiği var ve temaslı bir taktik uyguluyorlar. Mbaye'nin elini itti gibi görmüş ama ağır bir penaltı. Tabii buna sığınmamak gerekiyor çünkü oyunun ikinci yarısı 1-1'den sonra devam etti. Şimdi üst tarafa bir adım daha yaklaşma fırsatı vardı. Bunu değerlendiremedik ama lig devam ediyor. Şimdi dış sahada kazanmaya çalışacağız ve ligin sonuna kadar da üst tarafta olma adına verdiğimiz mücadeleyi devam ettireceğiz. Bundan gerekli dersleri çıkaracağız. Daha fazla üretken olmak lazım. Daha fazla denemek lazım. Bunların her biri bugün eksikti. Rakibimizi de verdiği mücadeleden kutluyorum. Benim oyuncularımı da son ana kadar gol atma çabasını, verdikleri mücadeleyi kendi oyuncularımı da kutluyorum. Sağlık açısından bir sorun yok, vardı. Toparladı. Ona da şans gelecektir. O da bizim değerli bir oyuncumuz. Ancak ikinci yarı başlangıcından bu yana doğru oynayan takımda şu anda ona çok ihtiyacımız olmuyor ama bizim için çok önemli ve çok değerli oyuncu, hazır durumda. Ona şans geldiğinde de takımımıza katkı sağlamaya devam edecek. Bu arada da yine şehitlerimiz var. Yakınlarına sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diliyorum. Allah devletimizi ve ordumuzu korusun diyorum.